Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Evet, takip edenler bilirler. Bu son 3-4 video Ramirez'li yavrularıyla alakalıydı. Şu an Ramirez'lerimiz free takılıyorlar. Nedenine gelince de yavruları çünkü burada. Evet, şimdi onunla alakalı oluşan durumları anlatayım size arkadaşlar. Neden böyle bir karar aldığımı da anlatayım. Normalde almak istemiyordum. Şimdi hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkesin çok güzel fikirleri vardı. İşte akvaryumu böl ya da diğer balıkları çıkar, onlar tek kalsın ya da sadece Ramirez'leri al gibi. Şimdi teker teker nedenlerini de söyleyeyim. En azından bilgi amaçlı da paylaşım yapmış oluruz. Şimdi arkadaşlar, burada farklı balıklar yaşıyor. Bunun için de arkadaşlar temizledim, anlatacağım onu. Şimdi burada farklı bir tür var ve farklı bir akvaryum. Hiç bitki yok. Sadece anubias var. Buradaki bitki kültürü, bakteri kültürü farklı. Şimdi ben Ramirez ve yavrularını direkt buraya alsaydım sorun yaşayabilirdik. Çünkü ortam değişeceği için dişi ve erkeğin tutumunu bilemem. Hani yavruları bir şekilde yaşatırsın. Aşılama yöntemiyle alıyoruz sonuçta. Ancak ortam değiştiği zaman dişi ve erkek stres yapıp yavruları yiyebilirler. Böyle bir strese de şu an için hani girmek istemedim. Diğer ikincisi, diğer balıkları çıkart. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Mesela şu erkek şurada, mesela yavrular da yanında. Ben şimdi fileyi buraya soktuğum an akvaryum karışıyor. Bütün balıklar kaçıyor. Şu zebralar çok fazla dalış yapıyordu yavrulara. Hatta bir tanesi yedi, gördüm yani. O yüzden zebraları bari alayım dedim, ancak şimdi ben fileyi yaklaştırdım ve herkes, bütün balıklar zemine indi ve yavruların içlerine falan da girdiler. Bu sefer yavrular dağıldı. Dişi erkek delirdi yani yavruları toparlayayım diye. Soktuğuma da pişman oldum. Hiç hani aklıma gelmedi öyle bir şey. Ramirezleri de, dişi ve erkeği de zaten yakalayamam yani şu ortamda. Çünkü dekor var, taş var. Hani oyuklar çok fazla. Sonuçta biz bunu görsellik için yaptık. Hani yavru almak için yapmadık. Yani o şekilde. O yüzden o balık, diğer balıkları da alamadım. Akvaryumu da bölemedim ortadan ikiye, çünkü düz değil zeminimiz. Görmüş olduğunuz üzere arkası tümsek, aşağı doğru geliyor. Ve iki kat kum var. Kuma da bir şey saplamak istemiyorum, çünkü onu çıkarttığım zaman kumlar karışacak birbirine. Yani aslında bu dekor için yapmış olduğumuz akvaryum bize bu anlamda biraz sekteye uğrattı işi. Şimdi peki neden aldım? Arkadaşlar normalde 2 gün oldu alalı. Ancak dün video çekemedim, müsait olmadığım için. Şimdi nedenini söyleyeyim. Vallahi arkadaşlar, ben diğer odadan geçiyordum, baktım şap şup sesler geliyor. Dedim acaba, Allah korusun, ne oldu? Hani neden bu ses? Akvaryuma bir şey oldu acaba diye. Tabii insan aklına bir sürü şey geliyor. Geldiğimde artık nasıl olduysa yavruların hepsi şuradaydı arkadaşlar. Dişi erkek de burada. Tam ortada olduğu için, mesela burada olduğu zaman köşeye sıkıştırıyorlar yavruyu. Yavruları burada olduğu için arkadaşlar kontrol elden kaçırdılar. Ve şöyle söyleyeyim, yarısı kaldı. Bir 15-20 tane var. Daha fazlaydı. Ben böyle elimle hani öbür taraf yem veriyormuş gibi yapıyorum. Olmuyor. Anne baba da geliyor yem yemeye bu sefer. Yem attım. Olmuyor. Öbür tarafa taşımaları için biraz böyle fileyle böyle korkuttum onların, öbür tarafa gitsinler diye. Yok. Ondan sonra arkadaşlar bir sakinlik oldu. Şu anki bulunduğu yere gittiler. Orada yavrular çöktü. Ondan sonra tabii baktım arkadaşlar, artık yavrular da biraz irileştiği için yüzmeye başlamışlar artık. Yani bir 30'a 40'a yakın yavru vardı. Sürekli yüzüyorlar. Şimdi akvaryum da kalabalık. Böyle bir yerde de hani yavrulara kontrol etmek de çok zor. Her geçen gün daha da zorlaşacak. Bu sefer diğer balıklar ciddi darbe de almaya başladı. Hal böyle olunca şimdi yavrular içinde diğer balıkların da düzenini bozmaya da gerek yok. Ben de arkadaşlar dış filtre diyorum, dip çekimiyle yavruları buraya aldım. Şu küçük tasa. Bu da akıllı şey var ya, kit. Onun parçası. Ardından bu anubiası neden çıkarttım anlatacağım size. Ardından da akıllı yavruluğu kurdum. Su alıştırarak hepsini buraya yerleştirdim. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. İkinci günleri, yani 2 gündür oluyor burada. 2 günleri doldu. Hemen yanlarında Artemia seti var zaten. Artemia hazırlıyorum. Arkadaşlar camlarım çok kötü. Buradaki Caya öldü. Nedeni de arkadaşlar şişmiş çok. Yani çok yemekten, öyle söyleyeyim. Ben ona yardım ettim aslında. Camları falan ben süngerle temizledim ama
demiştim ya çok çalışkan diye artık şey olmuş arkadaşlar, şişti. Ben hatta onu ayıracaktım ama maalesef kurtaramadık yani. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yavruları buraya aldık, 2 gün oldu. Artemiye veriyorum. Artemiye yiyenler var, ancak yiyemeyenler de var çünkü küçükler daha. Hemen şu köşelerde yosunlaşmalar oluştu şeyin, yavruluğun içerisinde. Onları yiyorlar, görüyorum. Çünkü şöyle güzellik var, ikinci gün ve balıkla yavrular dışkı yapıyor. Yani demek ki bir şey yiyorlar. Ve biliyorsunuz Almanya'dan gelen yemler vardı. Onlarda da arkadaşlar bir tane bu yavrular için yem vardı biliyorsunuz. Onlardan da bir tane atıyorum içine. Onlara didikliyorlar şu köşedeki. Onlardan didikliyorlar. Her gün sabahleyin de sabah ve öğlen Artemia veriyorum. Ancak dediğim gibi biraz 1-2 gün daha gerekiyor Artemia'yı tam anlamıyla yiyebilmeleri için. Ama yiyenler var, öyle söyleyeyim. Şu an için durum bu. Valla kayıp yaşayıp yaşamayacağımız zaman gösterecek. Bakıyorum karınlarda dolu arkadaşlar. Yani bir zayıflık da yok. Bakalım, inşallah becereceğiz yani buradan bu işi. Şimdi bunu da şöyle söyleyeyim neden çıkarttığımı. Şimdi arkadaşlar buraya da çok güzel bir akvaryum yapacağım. Ramirez akvaryumu olacak şimdilik. Yavruları buraya koyacağım için. Benim buraya aslında fikrim karides akvaryumu yapmaktı. Hatırlayanlar bilir benim önceki akvaryumda. Bu siyah agen kum varken. Ben hatta bu yurt dışından almıştım. Karides yuvaları falan çok güzel. Hatta onlar ne falan diye soran arkadaşlarımız olmuştu. Onları ben saklıyordum illa yaparım diye. Bir karides akvaryumu yapmayı planlıyordum. Ancak şimdi işler değişti. Ramirez akvaryumu yapmayacağım da yavruları burada büyüteceğim. Ancak bu şekilde istemiyorum. Olmuyor arkadaşlar. Ben böyle göze hitap etmiyor yani. Şu an sadece yavruluk modunda burası. Şimdi tabii ben buraya şey yapmam için bu şekilde adi salyangozlardan tamamen kendilerinden ve yumurtalarından da kurtulmam gerekiyor. Bütün dekorları kaldırdım buradan. Hani yuvalanacak hiçbir yer bırakmadım. Bu Anubias'ı da buraya almamın sebebi, buna da bir sürü yumurta dökmüşlerdir muhtemelen. Güzelce yıkadım yapraklarını, köklerini falan da iyice ellerimle temizledim. Ancak mutlaka yumurta vardır üzerlerinde ve bunlar da bir haftaya yakın çıkarlar. Bir hafta burada misafir edeceğim ben Anubias'ı. Şu dışarı çıkmış, şunu da sokalım. Bir hafta falan arkadaşlar ben bunu burada misafir edeceğim. Ardından güzelce bir, şimdi elimi de çok sokamıyorum yavrular olduğu için. Bakın adi salyangozun bir tanesi o aşağı atladı. İki tane katil salyangoz var, ancak onların üreme hızlarına yetişemiyorlar arkadaşlar. Çok boş kabuk var. Yiyorlar evet, ama onların hızına yetişemiyorlar. Yani iki tane yetmiyor. Neden iki tane kaldı? Çok tuhaf bir tür, birbirlerini yiyorlar arkadaşlar. Çok ilginç. Yani yiyecek bir şey bulamadıkları zaman birbirlerini yiyorlar. 10 tane vardı, 2 tane kaldı. O yüzden de çok sinirliyim, onlara kızıyorum. Buradaki C gene iş başında çalışıyor garibim. Hatta bunu buraya mı alsam dedim ama ben sonuçta elimle temizlerim. Ama akvaryum kurunca yine hobihanemden bir C siparişimiz olacak. Evet, son durum bu. Almak durumunda kaldım. Çünkü baya bir kayıp verdik. Ve yediler, çoğunu göz önünde yediler. Yani bu kalmayacaktı arkadaşlar. En 2 tane 3 tane kalacaktı. Çünkü 2 tane 3 taneye bakabilirler anca. Yani sonuçta onlar bir şekilde yüzmeye açılacaklar, yüzecekler. Ama onların yüzme boyları zaten bunların yiyebileceği boyutta olacak. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben de şöyle bir şey yapacağım şimdi. Tabii bunlar bir daha yaparlar aynı yere muhtemelen. Bunlara da veriyorum çünkü Artemia. Onlar da bir an önce forma girer. Ben şimdi yapacakları bu yeri hiç değiştirmeyeceklerdir. Ben de orayı hiç değiştirmeyeceğim. Sadece bu dış filtrenin bu yeşil şeyi var ya arkadaşlar, kafa. Oraya yavru geçirmez uçlar oluyor. Onlardan alacağım ve onlardan takacağım. Belki 5-6 tane kaçmıştır. En azından 5-6 taneyi kurtarmış oluruz. Ve planım da şu. Bakın hatta bu yuvayı da böyle yan çevirdim. Bir ara buradalardı arkadaşlar. Ama hiç girmediler içine. Hiç, sadece gurmiler giriyor. Hiç alakası yok. Gurmiler yukarı suyun üzerine yaparlar yumurtalarını. Onlar hiç girmediler arkadaşlar. Burada olmaları rağmen yavrular da girmedi. Onu da bıraktım, öyle düzeltirim sonra. Amacım arkadaşlar ne yapacağım? Bunlar gene çıkaracaklar burada büyük ihtimal. Eğer zebralar ölürse yerine zebra koymayacağım. Bu zebra olmadı yani. Ya zaten onu da ben renk katsın diye almıştım. Zebra eklemeyi düşünmüyorum. Daha farklı bir şey ekleyeceğim onların yerine.
Neonları, kırmızı burunları tutacağım. Yani sırf Ramirez'den de yavru alacağım diye burayı da bozmam. Çünkü benim amacım üretim değil arkadaşlar. Yani ben üretip satan, bundan para kazan bir kişi değilim. Ben bunu hobi için yapıyorum, zevk için yapıyorum. Sizlerle de paylaşıyoruz yani, nacizane. Hem bildiklerimizi sizlere aktarıyoruz, sizin bildiklerinizi öğreniyoruz. Amacım bu. Oradan da konuya dönelim. Mesela yumurta yaptılar, çıkarttılar. Üçüncü, dördüncü gün gene aynı seviyeye gelmeden önce, yani büyüdüklerinde ve fazla gezmeye, yüzmeye başladıklarında da aynı yöntemle buraya almak. Şu an için tabii ki planlarım bu. Bakalım burada yaşatabileceğiz mi? Burada yaşatamazsak buraya almanın da bir anlamı yok. Bakalım. Ne yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Beni ve bu seriyi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Seri devam edecek. Tabii bunların arasında bir tane size bir bundan sonraki konumu söyleyeyim. Suda köpürme. Su niye köpürür? Onu anlatacağım arkadaşlar. Bakın benim de başıma geldi. Onun nedenleri var. Bende neden oldu? Onu anlatacağım size. Bundan sonraki videomu olacak. Tabi ondan sonra Ramirez'i yavrularını da anlatacağım tabii ki o videoda. Beni takip etmeye devam edin, izlemeye devam edin arkadaşlar. Yorumlarınız için, destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.